Merhaba. Bağlaç serimizden sonra şimdi Close Test'e geçtik. Close Test'i seçme nedenim şimdi yani bağlaçtan sonra Close Test'e geçme nedenimiz aslında ilk 20 sorunun bir özeti niteliğinde olması Close Test'in. Dolayısıyla şimdi Close Test'i yaparak kelime, tense, preposition hepsini bir elden geçirmiş olacağız. Bu videoların da ilk birkaç tanesini YouTube'a yükleyeceğim. Devamı temadil.com'da olacak. Burada ücretsiz olarak kayıt olabilip izleyebileceksiniz. Bizim siteden bunu takip etmenizin bir avantajı da bizim bir LMS platformumuz var. Bu LMS platformunda işte o video yani o eğitimin yüzde kaçını bitirdiniz, izlediğiniz dersler, izlemediğiniz dersler bunların hepsini oradan takip edebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Yani size bir nevi aslında biraz da takip etmiş oluyor. Sistem ve şey yapmış oluyor. Hani ilerlemenizi en azından görmüş oluyor. Dolayısıyla o şekilde daha verim alabilirsiniz, daha iyi verim alabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu arada dediğim gibi eğitimler ücretsiz olacak. Ücretsiz eğitimlere ayrıca fazladan test soru da ekliyoruz. Dolayısıyla arada böyle ücretsiz eğitimlere mutlaka göz atın. Orayı zengin tutmaya çalışıyoruz. İstediğiniz bir eğitim varsa da onu da bize yazın veya yorumlara bırakın. Bir bakalım hani bir araştırma yapalım olabilecek bir şeyse o eğitimi de sitemize ücretsiz olarak yükleyelim. Siz de faydalanın. Evet başlıyoruz. Close testte her zaman ne diyoruz arkadaşlar? Paragrafı görünce gözünüz korkmasın. Neden korkmasın? Bu daha önce yani close test'e gelinceye kadar ki çözdüğünüz 20 sorunun aşağı yukarı aynısı çünkü. Burada paragraf olması bir şeyi değiştirmiyor. Zaten size sorduğumuz o cümleler ilk 20 soruda tek tek o cümlelerde bir paragrafın içinden alınmış cümlelerdi. Fark etmiyor. Dolayısıyla birinci soruyu çözmek için sizin ikinci soruya ihtiyacınız yok. Ya da dördüncü soruyu çözebilmeniz için şu üçüncü sorudaki bilgiye ihtiyacınız çoğu zaman yok. %99 diyebileceğim oranda yok. Gerçekten %99 dedim. Bir bildiğim vardı söylüyorum. Ne zaman ihtiyacınız var? Bir cümle olur. Şöyle mesela şuradaki gibi. Şu beşinci şeye bakın. Buradaki gibi ama değil yani. Bir bağlaç olur bir cümlenin başında ve sonrasında virgül gelir. Yani bize however, therefore gibi bir şey additionally işte nonetheless veya işte furthermore gibi bir yapı sorabilir. O zaman burada bir virgül olur zaten anlarız o boşluktan sonra. O zaman ne yaparız? Bir önceki cümleye bakarız. Bir önceki cümleye bakarız ve ikisi arasındaki ilişkiyi burada çözmeye çalışırız. Bu durumda birinci cümlede bizim işimize yarayacaktır ama diğer durumlarda bizim close testte bir soruya cevap vermek için öncesinde ve sonrasındaki cümlelere, o cümlenin öncesinde veya sonrasındaki cümlelere bakmamıza gerek yok. Yani toparlıyorum, uzattım farkındayım. Close testi ilk 20 sorudan çok ayırmayın. Yani aynı. Paragraf görünce gözünüz korkuyor bazen çünkü. Bakalım birinci soru bize ne soruyor? Tense soruyor. Yani kelime sormuyor. Attribute burada atfetmek, ilişkilendirmek, associate gibi, işte related gibi, connected gibi bir anlama gelir. So far diyor. So far ne demek arkadaşlar? Bu zamana kadar. So far direktman neyi gösterir bize? Present perfect'i gösterir. Şu ana kadar diyor çünkü. Şu ana kadar dinine göre present perfect mi? Değil. 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 Bitti. So far şu ana kadar demek. So far more than 4.13 million deaths have been attributed to COVID-19. Yani şu ana kadar 4.13 milyon kişi Covid'e bağlı nedenlerle ölmüş. 192 milyon da teyit edilmiş vaka varmış. Tamam. Bakın bu cümleyle benim işim bitti artık. Yani birle işim bitti. Tamam. Bu cümleyi zaten ben tense sorusu olarak da görebilirdim. Gene aynı olacaktı. Fark etmiyor. Other than the loss of life and number of cases, COVID-19 significantly changed the world. Tamam. Yani insanların ölmesinden ziyade dünyayı da büyük oranda değiştirdi diye gidiyor. Şimdi dünyayı değiştirmiş bu COVID-19. Tamam bunu anladım. Şöyle biraz daha aşağı alayım. Ha, dünyayı değiştirmiş. It paused economies, ekonomiyi durdurmuş. And prevented social interaction, yani sosyal iletişimi olumsuz yönde etkilemiş. Bunu anlıyoruz. İnsanın bu da işte geri kalan ne o? İşte mental health'ımızı etkilemiş. Başka şeyler etkilemiş. Neyse gidiyor. Burada arkadaşlar nasıl bakacağız? Burada COVID-19 significantly changed the world. Bu efekt, öyle değil mi? COVID hayatımızı değiştirdi. Bu bir efekt. Sonra ne yaptı? Virgül koydu. Cause'lardan bahsetti. Yani
Şöyle düşünün. Bütün dünyayı değiştirdi. Neden? Çünkü ekonomileri durdurdu. Sosyal interaction'ı bitirdi. İşte insanların zihnini allak bullak etti. Hepimizi hasta etti. Zihinsel ve mental şey olarak bedenen dedi. Yani şurada aslında ikinci cümle, yani şu ikiden sonra gelen cümle ise bir cause. Cause olduğuna göre şurada ne olacak? İkinin yerinde because olabilir, since olabilir. As olur mu? Olur. As çünkü anlamına da gelir. Even if olsa bile olmaz. Although rağmen olmaz. Once when demek olduğunda unless de if not. Tamam. Çok güzel bir şekilde bunu halletmiş olduk. Yani effect geldi. Virgül koydum. Cause'a devam ettim. Bu kadar. Bakın yine şurada 2 ile olan ilişkin bitti. Şimdi ben ne yapacağım? 3'e bakacağım. 3 de bana phrasal verb soruyor. Phrasal verb'ler arkadaşlar biraz daha böyle şey gibi, nasıl diyeyim, sudden death diyeceğimiz, golden goal diyeceğimiz. Yani biliyorsanız yapacağınız, bilmiyorsanız yapmayacağınız, yapamayacağınız ve her halükarda kısa zaman harcamanız gereken bir soru tipidir. Yani bu soruya bakıp call for, yani şu call for, put off. Böyle bir yolu asla takip etmeyiniz. Hiçbir yere varamazsınız. Put ve off'u yan yana koyduğunuz zaman, yani put ve off kelimelerini bilirsiniz ama put off'un beraber ne anlama geldiğini eğer bilmiyorsanız bunu sınavda çözemezsiniz. Bu sorunu artık yaşıyorsanız sınavda çözemezsiniz. Onun için ne yapacaksınız? Biliyorsanız yapın, bilmiyorsanız atın. Ya da boş bırakın sonra dönüp atın. Çünkü bilmiyorsanız gerçekten yapacak bir şey yok. Ya da tabii yapacak bir şey var. Bizim akademik phrasal verbs eğitimimiz var. Ona kayıt olun. Çok da uygun fiyatı zaten. Unuttum şimdi. Aylık 150 lira mı 200 lira mı öyle bir şeye geliyor. Ve orada yani o phrasal verbleri bitirirseniz emin olun yani bu tür sınavlarda bir tane bile kaçırmazsınız. Çok şimdi onun reklamını yapmayayım bakarsınız bir ara. Yani phrasal verblerle sorun yaşıyorsanız o eğitimi kesinlikle kaydolmanız lazım. Peki call for ne demek? Gerektirmek. Put off ne demek? Ertelemek. Cope with baş etmek. Bring about sebep olmak. Break out patlak vermesi bir şeyin başlaması. Bunları biliyorsak biliyoruz. Bilmiyorsak yapacak bir şey yok. Bakalım şimdi. Burada yalnız bir ipucu var. Üçte and prepare diyor. Şimdi biliyorsunuzdur da belki çok emin değilsinizdir. Prepare. And prepare diyor. Şimdi and neyi bağlar? Türdeş. Yani benzer iki kelimeyi birbirine bağlar. Prepare dediğine göre hazırlanmak. Hazırlanmak öncesinde ne gelir? Call for. Gerektirmek olmaz. Put off. Ertelemek olmaz. Cope with. Baş etmek. Çok güzel. Bu olur. Bring about sebep olmak, break out da patlak vermek. Bunlar da olmaz. Burada ne demek istiyor yani? İnsanlara ne öğretmiş COVID-19? How to cope with, baş etme ve hazırlıklı olma. Yani hem baş etme hem de gelecekteki pandemilere karşı hazırlıklı olma bilincini aşılamış COVID bize. Tamam. Burada and önemli. Neden önemli? Bunu kelime sorularında da dikkat edin. Bazen and'le bağlar. And'le bağlıyorsa demek ki neymiş diyeceğiz. Prepare ile alakalı veya beraber gidebilecek bir kelime olacak diyeceğiz. Tamam. Ama dediğim gibi phrasal verb'leri eğer bilmiyorsanız burada size vereceğim en güzel taktik bu soruda oyalanmayın. Değerli vaktinizi şu soruyu çözmeye ayırmayın. Eğer breakout kelimesini bilmiyorsanız veya bring kelimesini biliyorum, about kelimesini biliyorum. İkisi bir araya geldiğinde ne anlama geldiğini bilmiyorum diyorsanız hiç boş boşuna vaktinizi boş harcamayın. Devam edin. Öteki soruya bakın. Bu soruya cevap vermeyin ya da kafadan atın. Yapacak bir şey yok. Bakalım. It is that. That de kullanılan bir şey. It is clear that. It's evident that. Bunlar olabilir. The measures that have been implemented to curb the spread of COVID-19 will remain in place. Will remain in place dediğine göre yani COVID-19'u durdurmak için alınan önlemler will remain dediğine göre gelecekten bahsediyor. Öyle değil mi? Gelecekten bahsediyorsa o zaman geleceğe bir gönderme yapacak bir kelimeye bakalım. Challenging olmaz. It is challenging that. Zordur. Olacak gibi olmaz. It is likely that olur. Neden? It's likely ne demek? Muhtemeldir ki. Bakın gelecekle ilgili, gelecekle bağdaştığına göre it is probable that, it is possible that gibi gidiyor. Demek ki likely burada olması gerekiyor. Çünkü muhtemeldir ki gelecekte, değil mi? Bir prediction var, bir burada çıkarımda bulunuyor. Reliable güvenilir demek. Measurable ölçülebilir demek. Relevant ise alakalı demek. İlgili alakalı anlamında. İlgili biraz burada karışabilir. Alakalı diyelim. Likely that yani muhtemeldir ki
Covid'in yayılmasını engellemeye yönelik alınan önlemler bizi gelecekteki işte o virüs yayılmaları içinde etkili olacak, bizi koruyacak diyor. Bakalım şimdi 5'e. The emergence of infectious diseases cannot be completely prevented. Tamam. Emergence ortaya çıkma. Yani bu yayılan virüsler, bulaşan virüslerin engellenmesi mümkün değil diyor. Yani bu yapılacak iş değil. Bunu engelledin ve gelecekte gene çıkar. Tamam, yani biz bu yayılan virüsleri, bulaşan virüsleri engelleyemiyoruz. Pandemileri engelleyemiyoruz. Tamam. Tamamen engelleyemiyoruz. Various measures can be taken. Önlemler alınabilir. Çok güzel. Önlem şey yapılabilir. Engelleyemiyoruz. Önlem alınabilir. Demek ki zıtlık var. Minimize the impact. Tamamen engelleyemiyoruz ama etkilerini minimize edebiliyorsak o zaman when olmaz. Since de olmaz. While olur. While olduğu anlamına gelir burada. Given that varsayarsak just as de tıpkı demek. Burada ne demiş olduk? While emergence of infectious, bu bulaşan virüsleri engellemek mümkün olmasa da, olmamasına rağmen çeşitli önlemler alınabilir. Bunun etkilerini minimize etmek için demiş olduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, mesela şurada bir dersi çok şey yapmadan, çok da böyle uzatmadan şöyle bir şey yapmak istiyorum. Yani demin ilk başta söylediğime bir daha desteklemek istiyorum. Çünkü bu önemli. Siz, ben bunu anlatırken evet aklınıza yatıyor ama sınava girince o close testi görünce bir korku yaşıyorsunuz böyle. Aman Allah'ım paragraf diye. Bakın şu beşinci cümleye bakalım. Şöyle halka içine aldım. Bu bir bağlaç sorusu olarak tek başınıza karşınıza çıkabilirdi. Öyle değil mi? O durumda ne yapacaktınız? Yani şu öteki paragraf, yukarıdaki paragrafı komple at, bir şey değişmeyecek yani. Bakacaksınız. The emergence of infection. Ha, tamam böyleyken böyle diyecektiniz. While'a gitme ihtimaliniz artacaktı ama ne oluyor? Şunu şöyle görünce karşınızda büyük bir paragraf olarak korkabiliyorsunuz. Korkmayınız. Büyük oranda her cümle kendi içinde çözülüyor zaten. Dolayısıyla close testten korkmanız için, yani fazladan korkmanız için en azından bir neden yok. İlk 20 soruyu güzel güzel çözüyorsanız, ilk 20 soruda çok büyük bir sorun yaşamıyorsanız close testte de yaşamayacaksınız demektir. Tamam. Umarım güzel bir ders olmuştur. O zaman güzel bir ders olduğuna inanıyorsanız beğene basmayı unutmayınız. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.